Hoş geldiniz kanalıma. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2022 hazırlık adı altında Ekim ayı örnek sorularını yayımladı. Şimdi metnin anlam bütünü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlerde herhangi birine getirilemez? Edebiyatımızda nokta nokta isimlerin başında gelir Esendal. Halbuki renkli ve üretken bir kalemdir. Halbuki bağlacı düşüncenin yönünü değiştirir. Olumlu düşünceyi olumsuza, olumsuz düşünceyi olumluya çevirebilir. Renkli ve üretken bir kalemdir ifadesi olumlu. Demek ki halbuki bağlacından önceki şu ifade olumsuz bir ifade olacak. Hangi söz grubunu getirince cümle olumsuzluk anlamı taşıyacak? Tabii ki hakkı verilmemiş ifadesini getirmem gerekiyor. Edebiyatımızda hakkı verilmemiş isimlerin başında gelir Esendal. Ne demek hakkı verilmemek? Çalışmalarının, eserlerinin karşılığını yeterince alamamış. Yani emeğinin karşılığını edebiyat dünyasında görememiş Memdu Şevket Esendal. Peki bunun üzerine ne demiş Esendal? Abi demiş, yazı herkes için dar günlerde bir genişliktir diyerek yazıya ne yapmış? Sığınmış. Bakın dar gün ne demek mecazen? Sıkıntılı gün, zor günler. Peki yazı zor günlerde, sıkıntılı günlerde kişinin sığınacağı bir limanmış arkadaşlar. Yani bir yermiş, yani bir sığınma mekanı imiş. Peki yazıyı bir sığınma mekanı olarak gören Esendal'a göre kendi içine çekilmek ne anlama geliyor? İşte bu anlama gelen bir deyim getireceğim buraya, o da baş başa kalmak. Yani Esendal'a göre kendi içine çekilmek yazıyla baş başa kalmakmış. Ne demek baş başa kalmak? Bir şeyle yalnız kalmak. Peki yazar, daha doğrusu Esendal ne yapıyormuş? Yazı ile baş başa kalıyormuş. Sıkıntılarını, dertlerini yazı sayesinde hallediyormuş. Bu durumda hangisi boşta kaldı arkadaşlar? B boşta kaldı. El avuca sığmamak yukarıdaki herhangi bir noktalı yere gelemez. Şimdi el avuca sığmamak bir deyimdir. Tabii ki söz dinlememek, zapt edilememek ya da şımarık anlamlarına gelir. Şımarık insanlar için de biz ne deriz? El avuca sığmamak deyimini kullanırız. Memdu Şevket Esendal'ın söz dinlememek gibi ya da şımarık davranmak gibi bir durumu yukarıda yok. Soru 2. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Kare karalamaca oyunu karelere bölünmüş bir alanda oynanır. Bu alanda her satır ve sütunun başında sayılar yer alır. Yukarıdan aşağı olan bölüm ne oluyor? Sütun oluyor. Soldan sağa olan bölüm arkadaşlar satır oluyor. Bu sayılar o satır ve sütunda kaç karenin karalanacağını gösterir. Örneğin bir satırda 3 yazıyorsa, bakın şurada satırda 3 yazıyor. Yan yana 3 karenin aralarında boş kare kalmayacak şekilde karalanması anlamına geliyormuş bu 3. Bakın yan yana ne yaptık? Aralarında boşluk bırakmamak kaydıyla 3 kareyi karaladık. Peki. Karalanan bölüm satır veya sütunun herhangi bir kısmında bulunabilir. Yeter ki aralarda boşluk olmasın. Peki. Şimdi bazı satır veya sütunların başında birden fazla sayı olabilir. Örneğin 2 kısa çizgi 2. Bakın arkadaşlar nerede var? Şurada var. Gördüğünüz gibi 2 kısa çizgi 2. Evet. 2 kısa çizgi 2 yazan bir sütunda önce alt alta 2 kare aralarında boş kare kalmayacak şekilde karalanır. Şimdi bakın. Burada alt alta demiş ama siz yan yana olduğunu düşünün sevgili öğrenciler. Bakın iki tane karaladı, bir boşluk vereceğim. Daha sonra iki tane daha karalayacağım. Yani iki kare daha karalayacağım. En az bir boşluk bırakılır diyor. Çünkü bakın kaç boşluk bırakılır? Bir boşluk bırakılır. Evet ve alt alta iki kare daha karalanır. Ve ne yaptım? Boşluktan sonra iki kare daha karaladım arkadaşlar. Peki. Şimdi buna göre hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sayfayı temizleyelim. A'dan başlayalım. Sayfayı da yukarı alalım. Peki şöyle hepsi görünsün seçeneklerin. Şimdi burada A seçeneğinde 4 yazılı satırdan başlayalım. Bakın 4 tane kare karalanmış olacak. 1, 2, 3, 4 karalanmış. Artımızı atalım. Hemen 2 var alt satırda. 2 tane kare karalanmış. Artımızı atalım. 2 tane kare karalanmış. Artımızı atalım. Bakın 1 kare karalanacak. Artımızı atalım. Karalanacak kare burada da olabilir. Önemli değil. Evet. 2 kısa çizgi 2 bakın. 2 tane karalamış. Bir boşluk bırakacaktık hatırlayın. Daha sonra yine 2 tane karalamış. Hemen yukarıdan aşağı bakalım. Sütunlara bakalım. 3 artı 1 bakın boşluk bırakmış. 1 doğru. 3 artı 1 yine doğru. Arada bir boşluk var. 1 bakın en başta bir kareyi karalamış. 1 evet kısa çizgi 1. Şimdi bir tane karalanmış. Daha sonra ne yapmış? En az bir boşluk bırakacaktık arkadaşlar. Burada 3 tane boşluk bırakmış. Yanlışlık yok. Artımızı atalım. Evet yani birer kare karalanmış olacak. Bakın burada da 2 kare karalanacak diyor. Şimdi karalanacak kare evet arkadaşlar her yerde olabilir. Şurayı da karalayabilirdi. Hiç fark etmez. Son 2 kareyi ne yapmış? Karalamış. O zaman A'da bir yanlışlık yok. Artımızı atalım. B'ye geçelim. 3 tane kareyi ne yapmış? Karalamış. Doğru. Az önce söylemiştik zaten 2 kısa çizgi 2, 2 tane karalamış, boşluk bırakmış, 2 tane karalamış doğru. Şimdi 2 tane karalayacak doğru. Peki 1 tane karalayacak doğru.
2 kısa çizgi 2. Yine arada boşluk bırakmış. Doğru. Yukarıdan aşağı bakalım. 2 artı 1. Bakın doğru. Peki 3 artı 1. 3 tane karalamış. Bir de 1 var. Boşluk 1. Evet doğru. 1 arkadaşlar. 1 tane karalamış. Doğru. 2 kısa çizgi 1. Evet. Ben artı 1 diyorum. Kısa çizgi diyorum. Hiç fark etmez. 2 evet karalanmış. 2 tane kare ve 1. Peki. Aradaki boşluk önemli değil arkadaşlar. En az bir boşluk olması yeter. 2 tane de boşluk bırakabilir. Doğru. Bakın 1 kısa çizgi 2 önce bir tane karalayacak, boşluk bırakacak ve 2 tane ne yapacak? Karalayacak. Evet, B de doğru oluyor. C'ye bakalım. 2 kısa çizgi 1 2 tane karalamış ve daha sonra bir boşluk, bir tane karalamış. Doğru. 2 tane karalamış. Doğru. 2 tane karalamış. Doğru. 1 tane karalamış. Doğru. 1 evet kısa çizgi 3 arkadaşlar. Bakın 1 boşluk bırakacak. Şu kısa çizgi boşluk anlamına geliyor. Şurayı da karalaması gerekirken ne yapmış? Karalamamış. O zaman yanlışlık C'de yapılmış. Bir de sütuna bakalım. Sütunda 2 yazıyor. Yani 2 kare karalanacak ama bakın bir tane kareyi ne yapmış? Karalamış. Bu durumda yanlışlıkları ne yaptık? Yuvarlak içine aldık. Evet, cevap C oluyor. C seçeneğinde yanlışlık yapılmış. Yukarıda verilen bilgiler uyulmamış. D'yi kontrol edelim. Bakın 4 tane karalamış mı? Karalanmış. Peki 2-1 doğru. Boşluk 1. 3 tane karalamış doğru. Evet 1 tane karalamış doğru. 2-2 evet 2 kısa çizgi 2 hiç önemli değil. 2+2 hiç önemli değil. İstediğiniz gibi değerlendirin. Doğru. Sütunlara bakalım. 3+1 doğru. Boşluk bırakmış 1. 3+1 doğru. 1+1 doğru. Evet 2+1 doğru. 2 doğru arkadaşlar. Evet cevap C. Soru 3 neden sonuç cümlesiyle ilgili hazırlanmış bir soru ama size LGS'de neden sonuç cümlesi vardır ya da yoktur diye sormazlar. Bu arada neden ile sebep eş anlamlı unutmayalım. Yani hangi cümlede sebep ya da neden sonuç cümlesi vardır yoktur diye sormazlar. Şimdi neden ve sebep anlamına gelen bir kelime daha var. O kelime de gerekçe kelimesi. Öğretmenlerinizin bunları size söylemesi gerekirdi. Evet bakın gerekçe. Bu durumda soruyu okuyoruz. Numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi ikinci cümlede söz edilen durumun gerekçesi açıklanmıştır. Gerekçe neydi arkadaşlar? Gerekçe sebepti. Yani nedendi. Bir numaralı cümle sebep olursa iki numaralı cümle ne olacak? Tabii ki sonuç olacak sevgili öğrenciler. Evet bu cümle ne oluyor? Sonuç oluyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet, size doğrudan bir neden sonuç cümlesi sormuyorlar. Dolaylı yoldan soruyorlar. İşte bu LGS sorusu. Şimdi ben 2'yi okuyorum, yani sonucu okuyorum. Atmosferimizin %21'i oksijenden oluşur. Ancak insan normal koşullar altında tümüyle oksijenden oluşan bir havayı solursa hayatta kalamaz. Şimdi sonuçta ne olur? Sonuçta insan hayatta kalamaz, ölür. Peki insanın ölmesinin sebebi ne? Nedeni ne? Gerekçesi ne? İşte o gerekçe bir numaralı cümlede açıklanıyor. Abi saf oksijen hücre duvarlarını hücre çekirdeğini çevreleyen zarı ve DNA'yı bozup hücre onarımını sağlayan enzimleri çalışamaz hale getirdiği için insan saf oksijen solursa hayatta kalamaz. Yani ölür. Peki arkadaşlar ne yaptım ben cümleyi? Neden sonuç cümlesi haline getirdim? Cevap Adana. Hocam daha basit bir şekilde okuyun. Okuyalım arkadaşlar. Bu arada neden sonuç cümlelerini dı içine çevirebilirsiniz. Unutmayın ben az önce ne yaptım? Cümleyi dı içine çevirerek iki cümleyi bağladım. Şimdi saf oksijen hücre onarımını sağlayan enzimleri çalışamaz hale getirdiği için insan saf oksijen solursa hayatta kalamaz. Yani ölür. Ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet cevap Adana. Dördüncü ve beşinci soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Bu metinde söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? Evet yazarın bir özelliği olamıyor. Özgünlük, alçak gönüllülük, sevecenlik ve yapıcılık. Eleştiri ünlü yazarın yazıcı evrenin önemli bileşenleri arasındadır. O vitrinden ziyade gölgede kalmayı tercih eden biridir. Şimdi yazarımız gölgede kalmayı tercih ediyorsa ön planda olmayı sevmiyor. Hava cıva atmayı sevmiyor arkadaşlar. Böyle kendini üstün görmeyi sevmiyor. Böbürlenmeyi sevmiyor sevgili öğrenciler. Peki alçak gönüllülük nedir? Alçak gönüllülük kişinin kendi değerini olduğundan aşağı göstermesidir arkadaşlar. Yani başkalarından kendini üstün görmüyor sevgili öğrenciler. Bu durumda yazarımız alçak gönüllü bir kişiliğe sahiptir. Peki eleştirirken insanların olumsuz yanlarını gösterirken bile şefkatlidir. Şefkat kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Sevecenliktir, sevecendir. Evet yazarımız eleştirirken kimseyi kırmamaya çalışıyormuş. Yani sevecen bir şekilde, babacan bir şekilde eleştirilerini yapıyormuş. Hakkında kaleme alınan bazı yazılarda onun suya sabuna dokunmayan bir kişilik olduğu vurgulanıyor. Yazarı sırf tabiatı, evet
itibarıyla edebiyat gündemine ilgisiz biri olarak nitelemek büyük haksızlık olur. Çünkü o zamanın ruhuna kayıtsız değildir eleştirilerini mizahla yoğurarak bilgin bir edayla ve olumlu bir tutumla bakın eleştirilerini ne yapıyormuş, hazırlıyormuş, yazıyormuş. Şimdi eleştiri yaparken, eleştiri yazısı yazarken olumlu bir tutum takınıyorsan yapıcı bir üslubun vardır senin. Yani kimseyi kırmaya çalışmıyor arkadaşlar. Kırıp dökmeye çalışmıyor. Tedavisinde ne yapıyor? Sunuyor arkadaşlar. Güzel bir dille anlatıyor. O zaman yazarımız aynı zamanda yapıcı oluyor. Olumlu bir eleştiri ne demek? Yapıcı bir eleştiri demek. Yazarımız özgün olmuyor. Özgünlük ne demektir? Kişinin kendine has olması, diğerlerine benzememesi, benzerlerinden farklı olması, orijinallik demektir özgünlük arkadaşlar. Özgünlük anlatım ilkesiyle ilgili yukarıda bir bilgi verilmemiş tabii ki yazar hakkında. Geldik 5. soruya. Altı çizili sözcüğün bu metne kattığı anlam hangisinde vardır? Altı çizili sözcük tabiat kelimesi arkadaşlar. Şimdi yazarımız nasıl bir karaktere sahipti? Yazarımız alçak gönüllüydü. Yani kendini üstün görmüyordu. Sevecendi, şefkatliydi ve yapıcıydı. Yani insanları kırmamaya çalışıyordu yazılarıyla, konuşmalarıyla veya eserleriyle. Şimdi bu yazarın nesi oluyor bu özellikler az önce söyledim? Karakteri oluyor arkadaşlar. Karakter yapısı neymiş? Yazarın alçak gönüllü olmakmış. Yani tabiatı nasılmış yazarın? Sevecenlik varmış tabiatında yazarın arkadaşlar. Kendini üstün görmüyormuş, böbürlenmiyormuş. Peki bu durumda tabiat kelimesinin karşılığı hangi seçenekte geçiyor? D seçeneğinde geçiyor. Bakın D seçeneğinde karakter kelimesi var. İyi bir eğitimi girdiği ortamlarda hemen fark edilen kuvvetli bir karakteri, tabiatı vardı. Evet cevap Deniz'de oluyor. Buradaki yukarıdaki metinde tabiat kelimesi doğa anlamına gelmiyor. Doğa anlamında düşünürseniz hemen A'yı işaretlerseniz tabii ki bu da yanlışa götürür sizi. Kim demiş LGS yorum diye? Arkadaşlar LGS çatır çatır bilgi sorusu bilgi. LGS demek eşittir bilgi. Bilirsen yaparsın, bilmezsen nasıl yapacaksın soruyu, nasıl çözeceksin? Burada D seçeneğinde bu iyi eğitim alan kişinin de kuvvetli bir karakteri, kişiliği, tabiatı varmış. Peki. 6 numaralı soru. Aşağıda bazı köpek türleri ve bu türlerin karakter özelliği, ağırlığı ve eğitilebilirlik seviyesine ilişkin bilgiler verilmiştir. Evet, bu bilgilere göre Levent, Nalan, Orhan adlı kişilerden hangilerinin sahiplendiği köpeğin türü kesin bellidir. Şimdi güzel insanlar, bu bir ihtimal olasılık sorusudur. Yani bu soruyu cevaplayabilmek için ihtimalleri değerlendireceksiniz. İhtimallere bakacaksınız, olasılıklara bakacaksınız, olasılıkları değerlendireceksiniz ve bu soruyu çözmek için tablo çizmeniz gerekiyor. Ben önceden tabloyu buraya çizdim. Sizlere nasıl kolayına geliyorsa tablomuzu o şekilde çiziniz. Ben bu şekilde çizdim. Sol tarafa kişileri yazdım. Kişilerin baş harflerini yazdım. Kübra, Levent, Melek, Nalan ve Orhan. Sağ üst köşeye köpeklerin baş harflerini yazdım. Peki toplam 5 köpeğimiz var. Doberman, Beagle, Boxer, Golden ve Labrador. Hiçbirinin ismi Türkçe değil. Peki sol tarafta bu köpeklerin karakter özelliği, ağırlıkları ve eğitilebilirlik seviyeleri verilmiş. Peki şimdi bilgimizi okuyalım. Daha doğrusu verilen bilgileri değerlendirelim. Kübra, Levent, Melek, Nalan ve Orhan adlı kişilerin sahiplendiği köpeklerle ilgili bilinenler şunlardır. Her bir kişi farklı bir köpek türüne sahip olacakmış. Tamam 5'te 5 olacak. 5 kişi var, 5'te köpek var. Nalan'ın sahiplendiği köpeğin eğitilebilirlik seviyesi en yüksek düzeydeymiş. Peki o zaman Nalan hangisi olabilir? Doberman olabilir. Başka? Şurada bakın eğitilebilirlik seviyesi diyor. 10 üzerinden değerlendirilmektedir. Bir de Labrador olabilir. O zaman Nalan'ı nereye yazamam ben? Beagle'ı, Boxer'ı ve Golden'a yazamam. Hemen çarpı atalım. Nalan'ı bulalım. Evet buraya yani Beagle'a, Boxer'a ve Golden'a ne yaptım? Çarpıyı attım. Olamayacak olanlara çarpımı ekledim. Peki. Şimdi gelelim Nalan'ı artımıza atalım. Levent'in sahiplendiği köpeğin ağırlığı 28 kilogramın üzerindedir. Levent hangileri olabilir? Doberman olabilir. Peki başka Boxer olabilir. Çünkü 29. Peki Golden olabilir mi? Olamaz. 28'in altında Labrador olabilir. Peki Levent'i nereye yazamam o zaman? Beagle ve Golden'a yazamam. Hemen ne yapalım? Beagle'a çarpı atalım. Bir de Golden'a çarpımızı attık. Peki. Geldik Orhan'a. Orhan eğitilebilirliği 8 puan altında olan bir tür sahiplenmiştir diyor. Orhan önemli. Bu durumda Orhan'ı nereye yazabilirim? Beagle'a ve Boxer'a yazabilirim arkadaşlar. Çünkü 8'in altında 5 ve 7. Peki Orhan'ı nerelere yazamam? Yani Orhan hangi köpeklere sahip olamaz? Doberman'a sahip olamaz. Çarpımızı attık. Golden'a sahip olamaz. Çarpımızı attık. Bir de Labrador'a sahip olamaz. Çarpımızı attık. Peki ne yaptık arkadaşlar? Sırasıyla ihtimalleri elemiş olduk.
Kübra ve Meleğin sahiplendiği köpeklerin karakter özellikleri aynıdır. Peki şimdi yukarı bakalım. Yukarıda ne var bakın? Hareketli sevecen. Sevecen hareketli var. O zaman Kübra Doberman sahiplenmiş olabilir mi? Olabilir. Kübra Beagle sahiplenmiş olabilir mi? Olabilir. Kübra Golden sahiplenmiş olabilir mi? Olabilir. Kübra Labrador sahiplenmiş olabilir mi? Olabilir. Aynı şeyi Melek için de sorabilirim. Ve aynı şey Melek için de geçerli. Yani Melek Doberman sahiplenmiş olabilir. Beagle sahiplenmiş olabilir. Golden sahiplenmiş olabilir. Labrador sahiplenmiş olabilir. O zaman Kübra ve Melek hangisini sahiplenmemiş olabilir? Boxer'ı sahiplenmemiş olabilir arkadaş. O zaman Kübra'nın olduğu yere ne yapalım? Boxer'a çarpımızı atalım. Bir de Melek'e çarpımızı atalım. Ne yaptık bu şekilde? Kişilerin sahiplenemeyeceği köpeklerin bulunduğu kısma çarpımızı attık. Şimdi de sahiplenebileceği köpeklerin bulunduğu kısmımıza çarpımızı atalım. Atarken farklı renkte kalem kullanmış olalım. Peki kalemi bulsak, bulduk kalemi. Ne yapalım arkadaşlar? Yeşille yapalım. Peki. Şimdi tekrar okuyorum. Nalan'ın sahiplendiği köpeğin eğitilebilirlik seviyesi en yüksek düzeydedir. Nalan'ı buldum mu? Buldum. Peki. Nalan'ı Doberman'a yazabilir miyim? Yazabilir. Peki Nalan'ı Labrador'a yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki hangisine yazabilirim? Kesin çıkıyor mu? Kesin çıkmıyor bilemiyorum ki. Doberman da olabilir, Labrador da olabilir. O zaman Nalan'ı ne yaptım? Eledim. Evet. Ne oldu arkadaşlar? C elenmiş oldu. Başka? D de elenmiş oldu. Allah Allah. Peki gelelim. Artımızı atalım Levent'e. Levent'in sahiplendiği köpeğin ağırlığı 28 kilogramın üzerindedir. Evet. Bu durumda Levent Doberman olabilir mi? Olabilir. Evet, buraya bir çarpı attım. Levent Boxer olabilir mi? Olabilir. Çarpımı attım. Kesin değil bunlar. Olabilir diyorum. Bakın ihtimal üzerine gidiyorum. Levent Labrador olabilir mi? Olabilir. Çarpımı attım. Peki. Bu durumda arkadaşlar Levent'e ne yaptım? Çizdim. O zaman cevap ne? B. Neyse biz devam edelim. Orhan eğitilebilirliği 8 puanın altında olan bir tür sahiplenmiştir. Bakın Orhan ne olabilir? Beagle olabilir mi? Olabilir. Peki çarpımı attım. Başka? Boxer olabilir mi? Olabilir. Çarpımı attım. Tamam. Ama hocam siz 3 dediniz. Bekleyiniz. Acele etmeyiniz. Kübra'ya gelelim. Kübra ve Meleğin sahiplendiği köpeklerin karakter özellikleri aynıdır. O zaman Kübra ve Meleği nereye yazabilirim? Doberman'a yazabilirim. Başka? Beagle'a yazabilirim. Başka? Golden'a yazabilirim. Başka? Labrador'a yazabilirim. Şimdi arkadaşlar ben Kübra ve Meleği nereye yazabilirim? Beagle'a yazabilirim. Yani Kübra ve Melek şurada olabilir mi? Olabilir. Ha, o zaman ben Orhan'ı buraya yazamam. Çünkü bu bölüm kime ait olacak? Kübra ya da Meleğe ait olacak. O zaman Orhan'a tek kalan yer neresi arkadaşlar? Şurası. Boxer. Evet, kesin olarak çıkan Orhan'ın sahiplendiği köpeğin türü arkadaşlar. Cevap ne oluyor? B oluyor. Yani 3. Yani arkadaşlar şurası ne olabilir? Şu 5 numaralı yer Kübra ya da Melek olabilir. Bu durumda Orhan boşta kaldı arkadaşlar. Orhan'ın sahipleneceği köpek Boxer köpeği. Şimdi hocam ben anlamadım. Videoyu tekrar izleyiniz arkadaşlar. Bu bir ihtimal olasılık sorusudur. Bu açıklamaya göre hikaye parçasında kendisinden ben diye söz edilen kahraman hangisidir? Şimdi bir hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kurmaca varlıklara kahraman denir. Kurmaca dediği kafadan atma olaylar, kafadan atma kahramanlar yani hayal ürünü kahramanlar. Ben bir roman yazıyorum. Romanda kahraman geçiyor yani kişi var. O benim hayal ürünüm oluyor arkadaşlar. Kafadan atma bir kahraman meydana getiriyorum. Yani şu metin aşağıdaki hikaye ne oluyor arkadaşlar? Hayal ürünü kurmaca bir hikaye oluyor. Peki hikayenin kahramanı ne oluyor? Varlık oluyor. Şimdi yatağın kenarına sehpanın dibine oturdu bana baktı. Bana baktı diyor ben var burada. Demek ki bir insan. Yani adı geçen kahraman bir insan. Ben diye söz edilen kişi bir insan. Bu durumda duvardaki resim gitti. Odadaki sehpa gitti. Ne kaldı? Fotoğrafçı kaldı. Fotoğraftaki kişi kaldı. O zaman fotoğrafçı gülümseyin demiş. Bakın fotoğrafçı bunlara gülümseyin demiş. Bu durumda fotoğrafçı da elendi. Cevap C oluyor. Hocam bu kadar hızlı çözülmez. Devam edelim. Ben de sessizce gülümsemiştim. Peki bakın şurada 3 nokta var. Alıntılarda başta, ortada ve sonda gösterilmeyen bölümler yerine 3 nokta konur. Hikaye atlamış burada. Hikayenin hepsini buraya almamışlar. Onu göremeyeceğim bir şekilde yüzümü duvara çevirdi. O anda gözüm oğlumun duvardaki resmine takıldı. Denizin rengini gri yapmış. Oysa ona mavi olmalı demiştim. Oğlumuz anne hikaye okur musun diye sordu. O da hikaye kitabını sehpadan alırken beni yere düşürdü ve çerçevem kırıldı. Bakın çerçevem kırıldı ifadesi bize ipucu veriyor. Demek ki bu kişi fotoğraftaki kişi. Çerçevenin içindeki fotoğrafta bulunan kişi arkadaşlar. Peki cevap nedir bu durumda?
C'dir. Yani ben diye söz edilen kahraman fotoğraftaki kişi. 8. Ülkemizde gökbilim araştırmaları yani astronomi araştırmaları yürüten bazı gözlem evlerinin isimleri ve buralarda yer alan teleskopların çapları aşağıda tabloda verilmiştir. Gözlem evinin adı, bulunduğu şehir, teleskopların çapı santimetre cinsinden. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tek yıldız olanlar yapım aşamasında imiş. İki yıldız olanlar İstanbul Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ortak kullandığı teleskopmuş. Üç yıldız olanlar robotik teleskop yani gözlem verilerini kendi kendine kaydeden teleskoplarmış. Peki Erzurum'daki gözlem evi henüz faaliyete geçmemiştir diyor. Bulalım Erzurum'u. Erzurum nerede? Şurada arkadaşlar. Erzurum'daki gözlem evinin adı ne? Atatürk Üniversitesi Atasam Dağ Gözlem Evi. Bakın tek yıldız var. Hemen gözlem evinin yanında bu durumda faaliyete geçmemiş oluyor. Yani henüz çalışmıyor oradaki teleskoplar. Teleskop yapım aşamasında, daha doğrusu ne diyelim, gözlem evi yapım aşamasında pek faaliyete geçmemiş. A seçeneği doğru olarak çıkıyor. Peki gözlem evlerinde 40 santimetrelik çapa sahip teleskop sayısı diğerlerinden fazladır. 40'ları bulalım. Bakın 1. 40, 2. 40, peki 3. 40, 4. 40, 5. 40, 6. 40, 7. 40, 8. 40, 9. 40. Toplam 9 tane 40 santimetrelik teleskop var. Çapı 40 santimetre olan 9 tane teleskop var. Diğerlerini siz sayın. Diğerleri daha az arkadaşlar. Yani B seçeneğinde verilen bilgi doğru oluyor. Çanakkale ve İstanbul'daki gözlem evlerinin ortak kullandığı teleskopun çapı 60 santimetredir. Peki şurada bir bilgi vardı. İstanbul Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ortak kullandığı teleskop. Bulalım Çanakkale Üniversitesi'nin şurası. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulupınar gözlem evi. Peki bakın 60'ın yanında 2 tane yıldız var. Bu 2 yıldız ne anlama geliyordu? Ortak kullanılan teleskop anlamına geliyordu. Bir de İstanbul Üniversitesi gözlem evine bakalım. 60'ın yanında 2 yıldız var mı? Var. Bu bilgi de çıkıyor. Peki artımızı atalım. Demek ki cevap Denizli. TÜBİTAK gözlem evindeki teleskoplardan 3'ü, bakalım TÜBİTAK gözlem evine. Şurası TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi. 3'ü, peki 3'ü diyor arkadaşlar. Bilgileri otomatik olarak kaydetmektedir. Otomatik olarak kaydeden teleskobun yanında sayısının, yani teleskobun çapının sayısının yanında 3 tane yıldız olması gerekiyor. Var arkadaşlar, burada bakın 60'ın yanında 3 tane yıldız var. Demek ki bu 60 santimlik teleskop bilgileri otomatik kaydediyor. Yalnız 3'ü diyor, bakın 3'ü. 3 tane yok ki burada, 1 tane var. O zaman bu bilgi yanlış. 1 deseydi doğru olacaktı. Cevap Deniz. Soru 9 bilgi sorusu. Metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Şimdi metni okumayayım. Seçenekten size bilgi vereyim. A. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Şimdi arkadaşlar, kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adları büyük harfle başlar ve bunlara gelen ekler çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dünya Miras Komitesi bir kurul ismidir. Nedir kurul? Kurul bir işi yapmak ya da yönetmek üzere seçilmiş ya da atanmış belli sayıda kişilerden oluşan topluluktur. Dünya Miras Komitesi bir topluluk oluyor. Belli kişilerden oluşan bir topluluk. Baş harfleri büyük yazılmış, doğru. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz demiştim. Zaten A seçeneğinde bu yazıyor. Bu durumda A seçeneğinin örneği yukarıda var olmuş oluyor. Evet, artımızı attık A seçeneğine. Özel isimlere getirilen iyilik durum bildirme ekleri kesme işareti. Türkiye özel isim. Buradaki in eki, çekim eki, ilgi eki. Yine Malatya özel isim. İn eki, yine çekim eki. Seçenekte ilgi eki geçmiyor. Seçenekte bakın şurada UNESCO Dünya Miras Listesi diyor. Bir başlık ismi var burada. Bir ne diyelim? Bir eser ismi var diyelim arkadaşlar. Şöyle eser ismi. UNESCO Dünya Miras Listesi adı altında sen ne yapabilirsin? Bir broşür hazırlayabilirsin. Bir kitap hazırlayabilirsin. Bu anlamda bir eser ismi dedim. Yani özel isim oluyor. Şu E ne oluyor? Yönelme hal eki oluyor. Yani durum ekleri arkadaşlar. Bakın hal ekleri durum ekleridir. Bu durumda durum eki kesme işaretiyle ayrılmış. Evet, hemen artımızı atalım. Şöyle ok çekelim. Peki. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı isimlerinin bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Şimdi şurada Arslan Tepe Höyü ifadesi geçiyor arkadaşlar. Bakın höyük kelimesi burada büyük harfle başlamış. Şimdi açıklamada saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt demiş ama höyük geçmemiş. İşte şu benzeri ne demek? Höyük demek arkadaşlar. Yani örnekleri sıralıyor. Höyük nedir? Höyük içinde tarihsel kalıntıların gömülü olduğu toprak tepeye biz ne deriz? Küçük tepeye höyük deriz sevgili öğrenciler. Evet, C seçeneğindeki açıklamanın da yukarıdaki örneğini ne yaptık? Vermiş olduk. Peki ne kaldı? D seçeneği kaldı. Demek ki cevap Denizli. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Doğru, tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar ama yukarıda bunun bir örneği yok.
Şimdi arkadaşlar bunun örneklerini ekranda görüyorsunuz. Kurtuluş Savaşı tarihi olaydır. Başka milli mücadele, başka Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Tanzimat Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi bu maddenin örnekleri oluyor. Buna benzer, bu açıklamaya benzer bir örnek yukarıda yok. Cevap Denizli. Arkadaşlar bu arada özel isimlerden sonra gelen il, ilçe, belde, köy kelimeleri küçük harfle başlar. Bu da yine yazım kuralı olarak karşımıza çıkabilir. Dikkatli olmanızda tabii ki fayda var. 10 numaralı soru bilgi sorusu, fiilimsi sorusu. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiil değildir? İsim fiiller hakkında yukarıda bize bilgi vermiş. Daha doğrusu isim fiil eklerini yazmış yukarıya. Biraz sonra salona gelip sofrayı kurmaya başladı. Kurmaya kelimesindeki ma olumsuzluk anlamı katmamış kelimeyi. Ma burada isim fiil eki. Şimdi fiilimsi almış kelimenin olumsuzu yapılabilir. Kurmaya, kurmamaya. Peki ip eki burada zarfiil eki geçelim. Babamın içeri girişiyle tüm gözler ona çevrildi. Girişiyle kelimesindeki iş isim fiil eki oluyor. İş isim fiil eki biçim, tarz, şekil anlamları katınca isim fiil görevinde kullanılıyor. Giriş şekli biçimi tarzı demek istiyor. Peki şöyle ok çekelim. Hemen olumsuzunu yapalım. Girme işi. Peki. C yıldızlar arasında yolculuk yapmak her insanın hayalidir. Yapmak kelimesindeki mak eki isim fiil eki. Hemen olumsuz yapalım. Kelimeyi yapmamak. Peki. Mak isim fiil eki. Bu durumda cevap Denizli. Hocam gelişim kelimesindeki iş isim fiil eki değil mi arkadaşlar? Şimdi gelişim kelimesi kalıcı isimdir. Yani isim görevinde kullanılmış. Peki bunun anlamı nedir? Bu tarz soruları çözerken cümlenin tamamını okuyun. Osmanlı mimarisi yıllar içerisinde gelişim göstermiş. Yani kelimenin cümleye kattığı anlama bakın. Gelişim ne demek? İlerleme demektir. Osmanlı mimarisi yıllar içerisinde ilerleme göstermiştir. Evet, gelişim kalıcı isim oluyor. Oradaki iş ne eki değil, isim fiil eki değil. Hocam ne eki, yapım eki arkadaşlar. Gelmekten ne türemiş, gelişmek türemiş pek. Yine burada gelişim kelimesinde biçim, tarz, şekil anlamı var mı? Yok. Bakın size ipucu veriyorum. Evet, beni Türkiye'nin dört bir tarafında izleyen sevgili öğrenciler. Az önce ne söylemiştim ben size arkadaşlar? İş eki cümleye, kelimeye her neyse biçim, tarz, şekil anlamları katarsa isim fiil eki görevinde kullanılır. Yani sen iş ekinin cümleye, kelimeye kattığı anlama bakacaksın. Sevgili öğrenciler, şimdi Osmanlı mimarisi yıllar içerisinde gelişim göstermiş derken bu gelişim ilerleme anlamına mı gelir yoksa biçim, tarz, şekil anlamına mı gelir? Tabii ki ilerleme anlamına gelir. Bu nedenle gelişim kelimesi kalıcı isim, yani isim görevinde. Sevgili öğrenciler, böylece LGS 2022 hazırlık adı altında hazırlanan Ekim ayı örnek sorularını çözdüm. Gördüğünüz üzere sorular bilgiye dayalı, yoruma dayalı ve yeni nesil sorular olarak karşımıza çıkmış. İşiniz çok zor. Benim size önerim bol bol paragraf sorusu çözün, bol bol yeni nesil soru çözün, bol bol kitap okuyun. Hepinize başarılar.